Berkay Somalı 1979 Bursa doğumlu, 2 çocuklu bir ailenin küçük çocuğu. Bursa'da çok kalmamışım. İstanbul'a taşınmışız ben daha bebekken ve bütün neredeyse eğitim hayatımı üniversite sonuna kadar İstanbul'da geçirdim. İnşaat mühendisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da proje yönetimi üzerine master yaptım ve 5 yıl boyunca Amerika'nın en büyük inşaat şirketlerinden bir tanesinde çalışma fırsatı buldum. Daha sonra 2008'de Türkiye'ye döndüm ve ilk şirketimiz olan Altensis'in kurucu ortaklarından oldum. Altensis yeşil binalar ve enerji verimliliği üzerine çalışan bir firma. Hala da faaliyetlerine devam ediyor. Daha sonra 2010 yılında yeşil binalar konusunda çalışırken elektrikli araç şarj istasyonları gözümüze takılmaya başladı. Özellikle yurt dışında. Bundan yola çıkarak 2011 yılında Zebra Elektronik A.Ş. doğdu. Ve şu anda da ben Zebra Elektronik A.Ş.'nin ve alt şirketi Voltrun Enerji A.Ş.'nin CEO'luğunu yapmaktayım. Memur bir ailede büyüdüm. Annem de babam da özel bir şirkette memur olarak çalışıyordu. Ablam ben küçük yaştayken yurt dışına gitmişti. O yüzden tek çocuk gibi büyüdüm diyebilirim aslında. Ve lise hayatımda Fen Lisesi'ne gittim. Oldukça yoğun bir çalışmadan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Ve inşaat mühendisi olarak mezun oldum. Çocukluğum genel olarak neşeli geçti. Herhangi bir çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Klasik çocuk maceralarını bizler de yaşadık. Yazları hep çalıştım. Çocuk yaşımdan beri yani ortaokul yaşlarımdan beri hep yazlarımı dolu dolu geçirmek istedim. Bu nedenle özellikle de bilgisayara merakım vardı. Babamın bir arkadaşının yanında bilgisayar toplayarak yazlarımı değerlendirmek istedim. 3-4 yazım öyle geçti. İlk paramı da o zaman kazandım. İlk paramı kazanmak tabii çok gurur verici bir şeydi benim için ve arkadaşlarımla birlikte paylaşmak istedim. Onları bir yemeğe götürmüştüm ilk paramla ve güzel bir pizza yediğimizi hatırlıyorum. Aslında babamın birazcık zorlamasıyla oldu bu. Babam kendi kişisel bilgisayarını almıştı o dönem ben ortaokuldayken. Yazışmalar için kullanmaya başlamıştı ve tabii o kişisel bilgisayar ben ilk zamanlarda oyun oynamak için kullanıyordum. Fakat gerçekten beni içine çekti. Bir süre sonra babamın raporlarını hazırlamaya başladım bilgisayarda ve hatta ondan da ekstra harçlıklar almaya başladım. Dolayısıyla bir anda kendimi bilgisayar dünyasının içinde bulmuştum. İlk kariyerime bilgisayar olarak başlamadım aslında. İnşaat mühendisliği olarak başladım ama her zaman teknolojinin bir tarafındaydım. Her zaman işin ve teknolojiyi iyi kullandım ve en sonunda da zaten şu anda da teknolojiyi kullanan, teknolojiyi üst seviyede hayatımıza getiren şarj istasyonları konusunda çalışmaktayım. Genellikle iyi bir öğrenciydim diyebilirim. Biraz haylazdım. Özellikle ortaokul yıllarında çok fazla konuşurdum sınıfta. Çok sınıftan atıldığım olmuştur. Kesinlikle şikayet edilen veya işte öğretmenleri tarafından devamlı uyarılan öğrencilerden bir tanesiydim. Lisede biraz daha düzeldim. Fen Lisesi'ne gittiğim için orada biraz daha zordu dersler. O yüzden biraz daha düzeldim. Ama genel olarak iyi bir öğrenciydim diyebilirim. Üniversitede de orta hal bir öğrenciydim. Ortalamam sınıf ortalamasına yakındı. O şekilde mezun oldum. Ondan sonra oldukça iyi bir okulda bir kabul alabildim. Master'da Amerika'da University of Texas Austin'den kabul alabildim. Tabii kabul aldım ama oldukça da pahalı bir okuldu. Oraya gittikten sonra oradaki öğretmenlerle, hocalarla konuşmaya başladım. Ve bir asistanlık görevi var mı? Onu sordum. Hemen hemen bütün hocalara sormuşumdur. En sonunda bir tane hoca ısrarlarıma dayanamadı ve beni asistanı yaptı. Asistanı olunca ne okul ücreti ödedim, hatta üstüne bir maaş aldım. Böyle 2 senelik bir master hikayem oldu. O tabii beni çok rahatlatmıştı o dönem. Eğer bunu yapmasaydım muhtemelen ben de dışarıda, restoranlarda vesaire çalışmak durumunda kalacaktım. Bu da ikinci bir plan olarak her zaman yapmayı düşündüğüm bir şeydi. Ama asistanlık sayesinde rahat bir master dönemi geçirdim diyebilirim. İlk aslında gerçekten iş hayatıma mezuniyet sonrası Amerika'da başladım ben. Master'ım sonrası Turner Construction firmasında başladım. Çok da gitmek istediğim yani çalışmak istediğim bir firmaydı. Çünkü Türkiye'de dahi işler yapan büyük bir inşaat firmasıydı. Dolayısıyla ben de o firmada başlamak istiyordum ve beni işe aldılar. İlk Dallas'ta bir okul projesinin inşaatında çalıştım. Daha sonra da aslında şu andaki kariyerimdeki bir dönüm noktası olan yeşil bina projelerinde çalışmaya başladım orada. 2 tane yeşil bina projesinde direkt sahada proje mühendisi, daha sonra da proje yöneticisi olarak çalışma fırsatı elde ettim. Bu projelerdeki gördüğüm teknolojiler, sürdürülebilirlik uygulamaları gerçekten beni çok etkiledi ve kariyerimi bu yönde devam ettirme kararını aldım. Turner'da yaklaşık 5 sene çalıştım. farklı departmanlarda ama her zaman yeşil bina projelerinin içindeydim. Turner'dan ayrıldıktan sonra da güneş enerjisi sistemleri uygulaması yapan bir firmaya geçtim. Orada da biraz tecrübe kazandıktan sonra Türkiye'ye döndüm 2008 yılında ve yine bu işlerde çalışmak üzere Altensis firmasının kurucu ortaklarından oldum. Şöyle söyleyeyim, 2008 yılında Altensis kurduk. 2008 yılı biliyorsunuz krizin olduğu bir yıldı. Dolayısıyla hiçbir şey planladığımız gibi gitmedi o yıl içerisinde. Fakat elimizde birkaç tane fırsat geçti ve biz bu fırsatları iyi kullanarak ilk projelerimizi yine o sene içerisinde alabildik. Daha sonradan da bu projelerin üstüne koya koya devam ettirdik. İlk başta sadece 3 kişiydik. Daha sonra ekibi genişlettik. Şu anda Altensis yaklaşık 20-25 kişilik bir mühendislik ve mimarlık ekibi olan bir firma olarak çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın her yerinden yeşil bina projeleri alıyor. Daha çok benim diğer ortaklarım günlük işletmesini yapıyorlar. 2010 yılında Zebra sadece 2 mühendis işe alarak başladı. Bir Ar-Ge firması olarak ilk 5 yılı herhangi bir ürün çıkartamadan geçti. Çünkü o zamanlar elektrikli araç standartları, şarj standartları henüz oturmamıştı. Dolayısıyla birkaç defa tekrar başa dönmek zorunda kaldık yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında. Tabii ki bunların hep bir finansal zorluğu oluyor. Aslında bir yerde kazandığınızı işte başkaları taşa, toprağa, daireye yatırırken biz Ar-Ge'ye yatırdık o dönemlerde. Geri dönüşü olup olmayacağını bilemeden yatırdık. Ciddi bir risk aldık. Uzunca bir süre risk aldık. Çünkü bu sektör ilk biz başladığımızda kafamızdan geçen işte 2015-2016'da bu iş patlar. Biz de o zaman işleri büyütürüz diye düşünürken bugünlere kadar gitti. Daha yeni sektör ayaklanmaya başladı, canlanmaya başladı. Biz de o zamanlar kazandıklarımızın bir kısmını buraya ayırarak devam ettirdik. Orada bir irade gösterdik. Yılmadık. 5 sene boyunca herhangi bir şey kazanmadan devamlı kendimizi geliştirmeye bu konuda. Yaptığımız bazı şeyleri bozmaya ama tekrar yapmaya çalıştık. Ve 2016'da ilk ürünlerimiz bizim hayata geçti, çıktı. Hem donanım olarak şarj üniteleri yaptık o dönemde hem de bunların işletme yazılımlarını hayata geçirdik. Ve ondan sonra da yavaş yavaş bu sektörün gelişmesine paralel olarak kendi yolculuğumuza devam ettik. Şu anda ilk göz ağrımız Altensis, biraz önce bahsettiğim gibi 20-25 kişilik bir kadroya sahip. Ama Zebra 100 kişiyi geçti kadrosu Voltrun'la birlikte ve Türkiye'deki elektrikli araç şarj sektöründe önemli bir firma konumuna geldi. Söz sahibi bir firma konumuna geldi ve biz de bu alandaki çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Bu sektörü hep birlikte diğer rakiplerimizle birlikte büyütmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Dünyada şarj konusunda Türkiye'nin önemli bir lokasyon olacağını düşünüyoruz. Şimdi Zebra Elektronik olarak aslında 3 temel alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan bir tanesi Voltrun. Voltrun bizim iştirak firmamız konumunda şu anda ve yaptığı iş elektrikli araç şarj istasyonlarının işletmesini yapmak. Yani hem elektrikli araç sahipleriyle bir üyelik sistemiyle şarj hizmeti veriyor, hem şarj istasyonlarının kurulumunu yapıyor ve bunların genel olarak işletmesini yapıyor. Voltrun kendi kullandığı teknolojiyi, yazılım ve donanım teknolojisini Zebra'dan satın alıyor. Zebra çatı firmamız. Zebra'da bu teknolojiyi sıfırdan şarj istasyonlarını ve bunların gerek gömülü yazılımlarını gerekse de işletme yazılımlarını geliştiren firmamız. Sadece Voltrun'a da hizmet vermiyor Zebra. Aynı zamanda diğer Türkiye'deki ve yurt dışındaki operatörlere de hizmet veriyor. Onların markasıyla da şarj istasyonları üretiyor, onların cep telefonu aplikasyonlarını geliştiriyor, üyelik sistemlerini geliştiriyor ve arka planda bütün bir şarj operasyonlarını yapmasını sağlıyor. Biz ilk yola çıktığımızda Zebra olarak üretimimizi ortaklarımızdan Cross Automotive'in Kütahya'daki fabrikasında yapıyor idik. Bu sene itibariyle üretimimizi komple Çekmeköy'deki yeni merkezimize taşımış bulunmaktayız ve bundan sonra da buradan bütün dünyaya şarj istasyonlarımızı yollamak niyetindeyiz. İşin finansal boyutunu da belki de anlatmak lazım. Biz kurucu ortaklar olarak 2020 senesine kadar firmanın finansal yükünü üzerimizde taşıdık. 2020'den sonra artık her startup'ın yaptığı gibi dışarıdan yatırımcılar alarak yolumuza devam etmeye karar verdik ve ilk yatırımcımız da Cross Automotive oldu. Daha sonra 2021'de tekrar bir yatırım turuna çıktık ve Türkiye'nin en bilinen girişim sermayesi fonlarından Repay bizim ortaklarımız arasına girdi ve aynı zamanda Tamaş Automotive de bizim ortaklarımızdan bir tanesi oldu. Sonra 2023 yılında son olarak Enerjisa Üretim bizim ortaklarımızdan, yatırımcı ortaklarımızdan bir tanesi oldu ve bu yatırımlarla firmamızı büyütmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Aslında birçok kırılma noktası var tabii ki. Yani işte üniversiteyi kazanmamızdan tutun da işte ilk işe başlamamız vesaire, ama eğer benim kariyerimle alakalı ilk kırılma noktasını soruyorsanız sanırım Amerika'da İnşaat mühendisi olarak Turner'da çalışırken aldığımız ilk yeşil bina projesi benim için kırılma noktası olmuştur. Çünkü o zamanlar dahi, yani sene 2005, Amerika'da dahi yeşil bina, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji konuları çok yeniyken benim karşıma böyle bir fırsat çıktı. Ve o projede deneysel de bir projeydi üstelik. Yani birçok yeşil bina teknolojisini, enerji verimliliği teknolojisini gözlemlediğimiz bir projeydi. O proje bana çok şey kattı ve kariyerimin şekillenmesindeki, bundan sonraki kariyerimde tamamen yeşil teknolojilere odaklanmamdaki en büyük etken oldu. Dolayısıyla en büyük kırılma noktası oldu diyebilirim. Bizim klasik üretim yapan firmalardan şöyle bir farkımız var. Teknoloji ürettiğimiz için ve teknoloji geliştirdiğimiz için aslında genç kesim bizde çalışmak istiyor. Ve buradan kariyerlerini teknoloji üzerine, yeni nesil cihazlar üzerine geliştirmek isteyen çok kişi var. Gerek üretimde çalışan arkadaşlar, gerek Ar-Ge'de çalışan arkadaşlar bu hikayeyi seviyorlar, beğeniyorlar. Ayrıyetten bizim sadece üretim ve teknoloji yönümüz yok, aynı zamanda sürdürülebilirlik yönümüz de var. Şimdi yaptığınız işin dünyaya faydasının olması gerçekten çok önemli. Sizi manevi açıdan çok tatmin eden bir konu. Biz de ürettiğimiz teknolojik cihazlarla aslında dünyaya faydamız olduğunu düşünüyoruz. Elektrikli araçların şarj olmasını sağlayarak onların daha çok kullanılmasını hedefliyoruz. Ve bu sayede de dünyaya küçük de olsa bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Bu da özellikle genç nesilde gerçekten manevi açıdan bir iş tatmini de sağlıyor. Aynı zamanda bunu da teknolojiyle birleştirdiğimiz için onların ilgi alanına girdiğimizi düşünüyorum. Şu anda yurt içi ağırlıklı olarak müşteri portföyümüz yurt içi. Fakat bu sene özellikle yurt dışı tarafında da ciddi atılımlar yapmaya başladık. Ürünlerimizi, yazılımlarımızı yurt dışında pilot uygulamalarda kullanmaya başladık. Amacımız da bu yeni yerleşim noktamızla birlikte yurt dışı kapasitemizi çok arttırmak. Hatta önümüzdeki yıllarda ciromuzun büyük çoğunluğunun yurt dışından gelmesini bekliyoruz. Bizim alanımız gerçekten insanı çok tatmin eden, iş anlamında tatmin eden bir iş. Yani dünyaya faydalı bir iş yapıyorsunuz, son teknoloji bir iş yapıyorsunuz, kendinizi geliştirme alanlarınız var. En basitinden arkadaşlar arasında bile ne iş yaptığınızı anlattığınız zaman bir ilgi odağı olma durumunuz var. Tabii ki bunların hepsi bizi çok iyi hissettiriyor yaptığımız işle alakalı olarak. Daha da motive ediyor, daha da iyisini yapmak istiyoruz ve umarım da hem şirketimiz hem de ülkemiz adına en iyisini yapma fırsatını buluruz. We want retribution! Oh yeah, we want retribution!